Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Siyasi sokak röportajlarını başlatan kanalın yöneticisi olarak hepinize Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan selamlar, saygılar. Bildiğiniz üzere İstanbul'umuzun 39 tane ilçesi var. Biz de zaman zaman ilçe belediye başkanlarını halka soruyoruz. Bugün de Esenyurtlu seçmenlerimize belediye başkanınızı tanıyor musunuz? 5 aylık hizmetlerinden memnun musunuz? Bugüne kadar yaptığı en önemli 3 iş diye sorsak aklımıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Alo, merhaba. Ehlen serçaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi güzel kardeşim. Bakınız, seviyorum. Oy da vermişim. Fakat... Ahmet Bey. Ahmet Özer. Evet. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? 5 ayı doldu. Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Kendisi Vanlı. Yani okumuş, üniversite mezunu, profesör olduğunu biraz bilgiye sahibim. Nasıl? 5 ay oldu. Vallahi aşevi açtı, bir sürü şeyler yaptı. Ya, fizik çöpü çözdüm diyor, bir şeyler diyor. Vallahi ben şahsım adına memnunum. Yani var mı başkanlar? Bu şunu yap, bunu yapma gibi bir tavsiye ediyor bir çıkıyor. Ben siyasetçilere şunu tavsiye ediyorum kendimce. Eyvallah. Şimdi mesela diyelim ki seçimlerde, yerel seçimlerde CHP birçok yeri aldı, kazandı. Bu durumdan da sevinçliyiz, mutluyuz. Evet. Herkes kendi bulunduğu sorumluluk bölgesindeki insanları memnun etsin. Bir dahaki seçime de kimse kimseye yalvarmak, dil dökmek zorunda kalmasın. Bizi memnun ederse herkesin elinde fırsat var. Yani biz bunu bekliyoruz. Halkı, yani artık artık gene yani büyük seçimin aslında çok bir önemi kalmadı. Herkes herkes yerelde memnun olduktan sonra biz niye değiştirelim ki? Burada yansıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ablacığım, merhaba. Yurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Misafir geldim ama çok güzel hizmetleri var. Bir aydır buradayım. Hoşuma gitti yani. Çok güzel. Evet. Selam olsun. Evet, kendisine saygılar ediyoruz. Nereden geldin? Mersin'den. Selam olsun Mersin'e. Teşekkür ederim. Abi sen de hoş geldin Esenyurt'a. Esenyurt Meydan, sık sık karşılaşıyoruz. Evet, doğru. Emekli devlet memuruydunuz hatırladığım kadarıyla. Doğru efendim. Yani... Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? 5 ay oldu. Hizmetlerinden memnun musunuz? Karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Kendine çok teşekkür ediyorum. Bir profesördür. Gerçekten de bir layık, Türkiye Cumhuriyeti'ne layık olacak bir profesördür. Kendisini takdir ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. 3-5 seferde kendini ziyaretimde gittiğimde o kadar yoğun çalışıyor ki makamında durmuyor. Evet. Ben bunun farkındayım. Ama birilerinin işine gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü çalışan adamın, biliyorsunuz. Evet. Çalışan adamın, evet. Peki efendim, 5 ayda bayağı bir şeyler yaptı. Sizin aklınızda kalan icraatlerden bir şeyler var mı? Şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeyim sayın abim. Ben belediyeden gelen bir insanım. Belediyenin 3 tane çok ağır görevleri var. 3 tane görev var. Bir, halkın suyunu akıtacaksın. Bir, halkın suyunu akıtacaksın. Halkın temizliğini yapacaksın. Evet. Halkın ulaşımını sağlayıp ve sosyal desteklerini vereceksin. Şimdi bakınız. Bunlar asli görevleri. Evet. Kreş Milli Eğitim Bakanlığı'nın kreşidir. O benim belediyenin değildir. Birçok şeydir ama ne yapıyorlar? Bakınız. Eğer param varsa yaparsın, katkıda bulunursun. Evet. Doğru mu efendim? Eğer bir halk bugün açlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa başvuruyorsa onun amaçları nedir? Yoksulluktur. Evet. Ben kreşe yani, karşı... Özetle Ahmet Özer'den memnunuz, yola açmasın. Bakınız, abi, çok kendine teşekkür ediyorum, selamlarımı söylüyorum. Yol böyle, evet, her zaman o eli adamın hakkı Cumhurbaşkanlığı'dır ama burada da yavaş yavaş gelecek o insan. Evet. Biz onu kucaklıyoruz. Biz onu seviyoruz. Bizim gerçekten de liderimizdir. Gerçekten de kent uzlaşmasının gerçekten de belediye başkanıdır. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan Profesör Doktor Ahmet Özer'e selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkür kendilerini ederim. Kendilerini mutlulukla kutluyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Videolarımız denk geliyor mu? Geliyor, evet. Nasıl izliyorum buluyorsunuz? İnternette güzel. Çok güzel, teşekkür ederim. Rastra izliyorum. Efendim, Yurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Evet. Evet, seçimden önce tanımıyordum ama şimdi tanıyorum. 5 ay oldu efendim. Bayağı böyle etkinlikler yapıyor. Aklınıza geliyor mu? Mesela aşevi açtı, park, temizlik. Valla benim için
Parklar iyi değil çünkü Suriyeliler akşamları parklar çok berbat oluyor. Çok kötü durumda. Yani Suriyelilerin önünü biraz kesmek lazım. O da belediye yaşıyor. Başkanım 5 aylık hizmetleri nasıl görüyorsunuz? İyi, iyi, çok iyi. Evet. O zaman selam olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Hayır. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerden memnun musun değil misin? Memnunuz. Memnunsun. Evet. İsmini biliyor musun? Evet. Söyleyeyim sen. Ahmet Özel. Ahmet Özel. Yaptığı 5 ay oldu. En büyük işi ne oldu? Hatırlıyor musun? Ben burada değildim. Ben memleketteydim. Yeni geldim ben işte. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, buyurun. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? İyi, güzel. Ahmet İyi. Özerim. Evet. Memnunsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi, Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Memnunuz, tanıyoruz. Çok şükür memnunuz. Memnunsun. Yaptığı işler aklında var mı? En büyük işi ne oldu burada? En büyük işi bize göre çok değerli. Bize göre çok. O zaman Ahmet Hoca'ya selam olsun. Aleyküm selam. Selam söyle benden. Peki. Selam. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Vallahi tanımıyorum ama daha yeni ya. 5 ay oldu. 5 ay oldu. Ahmet Özel. Daha yeni. Maşallah işte bir şeyler yaptı değil mi? Evet, bir şeyler yapıyor, yapacak da. O zaman yolu açık olsun. Yolu açık olsun, aynı. Abla sana sorabilir. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Memnun musun? Memnunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanımıyorum. Daha henüz bir şey görmedik. Ne şey oldu? Ha şey açtı. Bir yani. Tanımıyorum şu anda geleceğin. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ olun Zadu Aziz. Ne yapalım? Videolarımız denk geliyor mu? Çok. Nasıl buluyorsunuz? Harikasın. Çok teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun. Pek fazla tanımıyorum. Profesör Doktor Ahmet Özer. Pek fazla tanımıyorum. Sağ olsun açmıştır ama pek fazla tanımıyorum. Ahmet Hoca çok güzel bir adam. Gerçeğe toplum bilimci. Yani onun tespitleri tam yerinde oluyor. Esenyurt için Ahmet Hoca muazzam iyi bir şans oldu diyebilirim. Kesinlikle. Hatta benim tercih şu yönde. Bence Necmi Kadıoğlu döneminde buraya belediye başkanı olması gereken kişi kesinlikle Ahmet Hoca olması lazım. Çok donanımlı, çok kesinlikle tam beyefendi. Ahmet Hoca fikri ihtiyacı yok. Özür dilerim. Ne yapması gerektiğini zaten biliyor. Yani o profesyonel. Toplum bilimci zaten. Toplumları, sosyalıklarından başka kim de anlar? Şu an karşınızda olsa tavsiyeniz, isteğiniz, arzunuz olur mu Ahmet Hoca'da? Ahmet Hoca'yla da görseydim teşekkür ederdim. Burayı yani belediye başkanı yaptığı için. Yani bilmiyorum. Bir imzalı kitabını almak isterdim kendisinden. Güzel. Evet. İyi şanslar diliyorum kendisine. Ederim, sağ olun. İyi yayınlar. Nasılsınız? Allah'a şükür. Çok yorgun görünüyorsunuz. Yorgunlukta par olmadı mı yorgunlukta. Peki Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Tanıyorum. 5 aylık hizmetlerden memnun musun değil misin? Valla memnunum ama yollara iyi bakmır. Yapacağım diyor. Yoksa. Asfalt sipariş vermiş. En çok asfalt o yapmış bu süre. Şimdi kardeşim bak. Bizi bu günlere sokan ne oldu bilir misin? Şimdi Kürt, Türk hepsi kardeştir. Ben Azeriyim. Ama vallahi Kürtleri Azerilerden de çok sevdim. Niye? İnsan adamlar tek insan olsun yani. Ne olur yani? Öyle sen illa birini mi sevmen lazım? Tabii, İyi adamı ama seveceksin. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba kardeşim, buyurun. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? 5 aylık hizmetlerden memnun musun değil misin? Ben Uşaklıyım abi. Kağıthane'de duruyorum. Buraya arkadaşların yanına yazmaya geldik. Şimdi adama hizmetleri nedir bilmem ya da neler yapmış onu da bilemem. Güzelmiş aracınız. Engelli aracı. Teşekkür ederim. Efendim bu pazar günü sandığa gidecek olsak oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz? Ahmet Özer'e veririm. Ahmet Özer'e veririm. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun değil misin? 6. Daha öncesinde burada belediye başkanları yerleri komple kaldırıyorlardı. Yeniden döşüyorlardı. Sağlam olan yerleri de. Ama şimdiki belediye başkanımız Ahmet Özer. Evet. O yamalı yerleri dolduruyor ve ziftle kapatıyor. Tamam. Asıl belediyecilik budur. İsraf yapmıyor. Kesinlikle yapmıyor. Bu da bizim Esenyurt halkı olarak hoşumuza gidiyor. Mesela hastanenin arka tarafı yolu bozuktu. Çok araba kaza yapıyordu orada. Orayı komple yaptı. Mahalle aralarına giriyor. Buradaki halka diyor ki bana yazın, bana gelin. Nerede bir çukur var, nerede bir sorununuz var? Burada engelleri, öksüz, yetim. Onların arkasında duruyor. Özellikle kadın ve çocukların arkasında duruyor. Bugüne kadar Esenyurt'a gelmiş geçmiş en güzel belediye başkanı diyebilirim. 13 yok. Karşınızda olsa bir şey sorar mıydınız? 13 gelmedi. İyi ki varsınız derdim. Çok teşekkür ederim. 13 değil ki 12 idi o. 13'ü bir daha taksana. Merhaba. Valla kendisi tanımıyorum.
Ama bahsettiklerine göre iyi biridir. Çalışıyoruz. Çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? 5 aylık hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnunuz. Ahmet Özel'den. Evet. Evet. Memnunuz. 5 ayda yaptığı işlerin aklına olamaz mı? Başevi falan çıpak orada yazır. Başevi falan açmışık der. CHP her tarafta hizmet verir. Allah'ın hakkı gibi hizmet verir. Geçenlerde Ahmet Hoca'ya selam olsun. Amasya'nın Merzifon kazasına gitmiştim. Oranın belediye başkanı CHP'li. Ya yaşlılara yemek verir. Yaşlıları tıraş eliyor. Yaşlıların gelip evini temizliyor. Başka nasıl olacak? Çok teşekkür ederim. Memnunuz. İsmi ne? İsmi Ahmet Özer. Yaptığı işler aklında var mı? Vallahi yok. Aşevi var, evet. Aşevi. Yollar mı? Teşkilatımız denk geliyor mu? Çok geliyor. Nasıl buluyorsunuz? Çok iyi. Teşekkür ederim. Bu pisidir. Tanımıyorum ama hizmetleri iyi gayet. Şu anda iyi. Çok teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Hizmetlerinden memnun musun? Memnunuz. İyidir şu an. İyidir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben merhaba. Evet. Peki Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnunuz abi. Tanıyoruz evet. İsmi ne? Ahmet Özer. Ne yaptı mesela 5 ayda? Vallahi bilmiyorum. O kadar arkasını düşmedim ama işleri güzeline gidiyor. Hiç birini de tanımıyorum. Sağ olun. Mikrofonu uzattığın için teşekkür ederim. Burayı tanım. Burada oturmuyor musunuz? Az bir saniye efendim. Sen bana soru soruyorsun, ben cevaplıyorum. Ben dedim ha. Şu merdivenlere bir bakın. Arkadaş şuraya bakacağım bir dakika. Şu merdivenlere bakın bak. Tamam. 10 yıldan beri kaç sefer çalışmış onu bir söyle tanım. Ben başkanı tanımam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir dakika. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetten memnun musun? Memnun abi. Tamam geldi. O da şey mi diye. Ekran imam mı ne? Yok buranın. Buna Ahmet mi? Ahmet Özel ne yaptı bize? Bir şey destek vermedi ki bize. Bir şey yardımcı olmadı ki. Vallahi geçiyor diyor bir şey yedekmiyor. Vallahi bir şey destek vermiyor ki gerçi. Ne vermesi lazım sen canavar? Anladım, bir şey söylemiyorum. Abi bak babam engelli hem kanser felç. Niye babamın destek yardım vermiyor? Başvurdunuz mu? Vurdu. Ne diyorlar? Neymişse Kürt'tüsü. Kürtler niye destek verir? Ya o Kürt kendi Kürt değil o. Kürt olsa Kürtlerin derdini destek verirdi. Evet, fakir insanı var. Git bak abi fakir yatıyor. İnsan fakir var yatıyor. Git aşağıya bak. Millet yatıyor. Niye destek ne verir? Zaman yardıma başvurdu? Abi 3 sene oldu. 3 sene verdi. Kaç sene her? 5 aydır geldi. Abi siz 5 ay olsun. Başka benim başkan vardı. Ona da söyledim. Yani daha yeni pek iyi tanıyoruz sayılmam ama şimdilik böyle yolları falan yapıyor. Hani diğerlerinden farkı yok bence. Yani abartılı bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy veriyoruz? Selahattin Demirtaş. Dem o zaman. Evet. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Aklımda ne geliyor? Yani suçsuz yerde şu an içeride yatıyor. 42 yıl ceza aldı. Hak etmedi mi? Etmedi. Bunlar korkuda yani adamı içeride tutuyor. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun değil misin? Ben burada gurbetçim tanımıyorum. Tanımıyorsun. Teşekkür ederim. Buyurun biraz gel. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Vallahi memnun değilim vallahi hizmetlerinde. Her taraf çöplük içerisinde. Çöplük her taraf. Bir çöplükte yaşıyoruz. Öyle mi? Tabii. Teşekkür ederim. Ne ulaşım var ne belediye otobüs durağı bile yok. Nasıl? Ulaşım yok, ulaşım yok, metrobüs yok. Tramvay yok, bir şey yok. Adam vaat veriyor her şey güzel olacak diye ama 6 senede neyin güzel olduğunu gördük. Kötü mü olsun? Tabii. Kötü mü olacak desin? Tabii kötü oldu zaten. Olumlu konuşmak lazım. Tabii doğru. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnunum abi. Memnunsun. Ahmet Özer'e selam olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Memnun musun? Memnunuz ya şu anda. Ahmet Özer. Yumlar. Evet. Evet evet tabii. Çok memnunuz. Çalışıyor. Çalışıyor. Teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Ahmet Özer'den şimdilik memnunuz. Yani hiçbir sıkıntı. Bir şey sorar mıydın şu an karşına olsaydı? İstek, arzun. Tabii sorardım. Yani ilk önce bu mülteci sıkıntılarını bir an önce... Abi sen de gel. Mültecilere el atsın. Evet. O gerçi birinin hükümetin işi ama belediye bir şeyler yapsın. Yani belediyenin buna bir el atması lazım. Yani sonuçta CHP'nin en büyük vaati buydu. Diyorlar ki Türkler çalışmıyor diyorlar. Atölyede çalışmıyor, mobilyada çalışmıyor. Biz işçi bulamıyoruz diyorlar. Ya öyle bir şey olmaz yani. Şimdi Türklerin hakkı 1000 liraysa sen 500 lira versen tabii çalışmaz. Hakkını çünkü verirsen çalışır. Tabii hakkını verirsen çalışır. Yani şimdi... Nerede bakarsan bu Esenyurt Meydanı'nda %70'i mülteci, %30'u Türk. Hani
O %30'u olan Türk de boş. Niye boş? Kimse bedava çalışmak istemiyor. Çünkü hayat pahalı. Bugün 1000 liradan 10 bin lira. Ucuz çalışıyor. Evet, onlar da ucuz çalışıyorlar. Bir de onlara daha çok hak tanılıyor. Mesela belediyeden yararlanıyor da şundan yararlanıyor. Mesela biz bizzat yararlanamıyoruz yani bu ülkenin vatandaşı. Evet evet, biz göçmeniz yani kendi topraklarımıza. Biz de Suriye'den öyle gelelim. Öyle olalım yani. Teşekkür ben teşekkür ederim. Merhaba efendim, buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, Allah razı olsun. Videolarımız hiç denk geliyor mu sosyal medyada? Evet, çoktan geliyorum. Ve çoğunu da beğeniyorum yani. İyi mi? Güzel, beğeniyorum şahsi kendi adıma söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun, hizmetten memnun musun, değil misin? Esenyurt Belediye Başkanı'nın vanlı olduğunu biliyorum. Hizmeti şöyle diyeyim, ben daha bir şey görmedim eskiden yani. Aşevi açtı, yolları yaptım diyor, asfaltı. Çoğu yerde bu bir gerçek, çoğu yerde gördüm yaptığını. İşte Esenyurt gibi bir yerde hizmet yapmak da zor oluyor. Ama 5 ay ancak, memnun musun? Şöyle diyeyim, Kemal Deniz Bozkurt'tan iyi olduğunu söyleyebilirim. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerden memnun musun, değil misin? Ben burada gurbetçim, tanımıyorum. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Hacım hoş kararsız. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetinden memnun musun? Hizmetinden memnunum abi. Ahmet Özer'in. Memnunum abi. Selam olsun. Teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz, hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Vallahi daha yenidir, hizmetlerini daha da görmedim. Daha burada derenin orada Pınar Mahallesi'nin ağzındaki o inşaat hala AK Parti'de kalmış. O da hiç el uzatmadı. O zaman memnun mu, memnun değil mi, ne diyelim? Valla şimdiki memnun diyelim, ne memnun diyelim, ne de memnun diyelim. Kararsızım. Bundan sonra bekleyeceğiz, gözetleyeceksin. Yaptım, eğer bir şey yaptıysa can feda. Memnun olurum. Evet. Zaten oyumu da ona verdim. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de hadi hoş geldin. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun, değil misin? Tanımıyorum ama hizmeti şu anda, hizmeti güzel. Çok güzel hizmet yapıyor. Selam, evet, selam olsun. Yani çalışması güzel. Yani adam gibi adam. Çok teşekkür ederim. Allah hiç görmemişim. Ben burada da oturuyorum, hiç görmemişim. Burada mı oturuyorsun? Ben Bitlisliyim. Bitlisliyim. Profesör Doktor Ahmet Özer. Vanlı. Vanlı. Evet. Tercih ediyorum onu. Memnunsun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Çalışmalarından memnun musunuz, değil misiniz? Esenyurt Belediye Başkanı şu an şeydi. Profesör Ahmet Özer. Ahmet Özer. Yani gördüğüm kadarıyla yeşilliğe çok önem veren bir insan. Ki bizde zaten bu Esenyurt'un çoğu dolu insan. Yeşilliği seven insan. Yeşilliğe önem verdiğini, halka hizmet veren kim olursa olsun baş tacı. O zaman memnunuz diyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ki Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun, hizmetlerine memnun musun? Tanıyorum hizmet. Şu anda hizmeti ben memleketteydim. Bilmem ne yaptığını, ne yaptığını. Başkanlığı adayı olduğunda dedi ki bütün işçilerimi çıkarmayacaktım. Ara dönemde almadı. Şu anda benim kızım açıkta kaldı. Seçimden 2-3 ay önce girmişti. Normal değil mi? Normal ama yani seçim olacağını biliyorsun, işçi alıyorsun, olmaz. İşte yanlış kim düzeltecek burayı? Yanlış, önceki yanlış yapmış. Önceki mi? Önceki seçim kararı alındıktan sonra işçi almayacaktı. Diyecekti yeni başkan kim olursa o alsın. Evet ama işte benim kızım şu anda açıktı. Benim kızım değil, başkaları da açıkta kaldı. Yazık günler. Önceki yanlış yapmış. Evet, bilmiyorum bu ne yapacak bilmiyorum. Alacağım diyoruz da hala daha oyalıyor. Teşekkür ederim. Çok iyi adamdır. Çok çalışan bir adamdır. Allah razı olsun. Her tarafta baksana. Güllük gülistan. Aklında bir iş var. En son ne yaptı mesela? Ne yaptı? Şu anda yollar, ondan sonra lokantalar her tarafta şey açıyor. Ne bileyim. Aşağıları açıyor. Hala geçenlerde Kıraç Dağı açtı. Herkes gidiyor orada yemek yiyor. Çok razı. Şu anda bu çalışmakta çok memnun kalıyoruz. O zaman selam olsun Ahmet Başkan. Selam söyle. Ben de selamı gönderiyorum ona. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Tanıyorum. Dedem gibi bir adamdır. Vanlı Ahmet Özer. Vanlı profesör. Evet, profesör doçent ne Ahmet Özer. Ne kaldı? Aklımda yani aşevleri. Bizi temsil ediyor. Aşevleri yaptı. Hani bizim böyle nasıl diyeyim size daha doğal olmamızı sağladı. Şöyle biz, ben de Vanlıyım şahsen. Evet, eskiden mesela daha önceden buralar herkes de bilir. Buralar eskiden hep Karslarla Ardanlara aitti. Şimdi Vanlı birisi geldiği için herkese böyle bir görüyor. Herkesi hani aile gibi görüyor. Kaç kere de... Peki bir şey sorar mıydın şu an karşında olsaydı? Bir isteğe, arzun, talep. Yani sormazdım. Adam işini biliyor zaten. Zaten konuşuruz. Evet. Teşekkür ederim. Memnunsun. Yani yaptığı işler var mı aklında? Aşevi falan filan gördün mü? Duydun mu? Çok güzel de yapıyor, çalışması var. Çok teşekkür ederim. Bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Videolarımız denk geliyor mu size hiç? Geliyor evet. Nasıl buluyorsunuz? Yani iyi. İyi halkın fikirlerini yansıtıyorsunuz. Doğru. Şunu söyleyeyim, ben açıkçası Esenyurt Belediye Başkanı'ndan yani çok iyi değil miyim? İyi diyeyim. Tamam. İyi şekilde memnun sayılırım. Ama Esenyurt biliyorsunuz malum
en büyük ilçesi, 1,5 nüfusu. En büyük ilçesi de yani Esenyurt bir kere perişan olmuş. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani Esenyurt'un iyi yerleri de var, çok kötü yerleri de var. Esenyurt'ta şimdi Fatih Mahallesi'nde bir tane park yok. Deprem yeri yok. Şimdi bazen hizmete ihtiyacı var Ahmet Hoca, elini atın bu mahallelere. Şimdi Fatih Mahallesi'nden bir tane otobüs geçmiyor. Bir tane minibüs geçmiyor. Hizmet eksikliği var Fatih Mahallesi'nde. Var, hem de acayip var. Bunu bakın, Gürbüz Çapan'dan sonra hiç kimse görmedi bunu. Ne Necmi Kadıoğlu, ne Kemal Deniz Bozkurt, ne de şu anki Ahmet Özer. Fatih Mahallesi, bakın 15 dakika burağa yürüyor. Fatih Mahallesi ile Talatbaşı. Aşağı 15 dakika yürüyor. Romenlere 10 dakika, sonda olan 15 dakika yürüyor. Ortada olan 10 dakika. Fatih Mahallesi'nde araba eksik, teşekkür ederim. Tamam. Araba eksik, park eksik, deprem yeri yok. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. Yani teşekkür ederim. Bu aynı zamanda da bir projedir. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun, değil misin? Profesör Ahmet Özer'e memnunuz. Yani gerçi şu anda çok güzel çalışması var. Memnunuz yani şu anda. Bir şey sorar mısın kendisine? İstek, arzu, soru. Selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi. Esenyurt Cumhuriyet'ten başkana selam. Selam olsun. Ben? Sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür. Memleketten hacım. Erzurum. Selam olsun. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hey. He? Buranın belediye başkanını tanıyor musun, hizmetlerinden memnun musun? Yeni gelmiş hem de. Yeni gelmiş. Memnun. Bu anlı memnun musun hizmetlerinden? Memnun. Memnunsun, teşekkür ederim. Evet.